Herkes bunu konuşuyor. Oradan merhabalar değerli TV izleyicileri. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda 3 konuğumuz var. Siyaset konuşacağız ama siyasetin içerisinde olan gençlerle konuşacağız. Gençlik kolları burada, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, konuklarımızı ben bildirmek istiyorum. Cenk Erdöl, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı. Gülşah Turbay, CHP Gençlik Kolları Manisa Başkanı ve Erdem Yıldırım, CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, bugünkü konumuz 19 Mayıs Gençlik Haftası ve tabii siz bir siyasi partinin gençlik kolları temsilcileri olarak buradasınız. Gençleri temsil ediyorsunuz. Onları sadece siyasette değil anladığım kadarıyla sosyal, kültürel hayatta da pek çok etkinlik düzenlediniz. Biliyoruz, biz de basın olarak takip ediyoruz. Bunlardan bahsedelim. Bu 19 Mayıs Gençlik Haftası'nın öneminden ve CHP olarak, gençlik kolları olarak neler yaptığınız, yürüttüğünüz faaliyetlerden bahsedelim. Biz 19 Mayıs'ın öneminden şöyle ben bahsetmek istiyorum. İlk olarak 1919 bizim Kurtuluş Savaşı'na başladığımız, milli mücadeleyi başlattığımız, Atatürk'ün milli mücadele için ilk Samsun'dan yola çıktığı tarih. O yüzden çok önemli. Tabii ki hem Türklerin hem Türkiye'nin tarihi çok daha öncesine dayanıyor. Fakat Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin ilk adımı 1919'da 19 Mayıs'ta Samsun'dan atamızın hareketiyle başladı. O yüzden bizim için çok çok önemli bir tarih. Daha öncesinde sürülen o sultanlıklar, hükümdarlıklar, esaret vesaire hepsi bitti. Ve oradan milli mücadelede halk kendisi egemenliğini ele geçirdi ve atamız da bunu halka hediye etti. Demokrasi evet. Geldi ve bunun devamında da Cumhuriyet kuruldu. O yüzden 19 Mayıs'ın ayrı bir önemi var bizde. Aynı zamanda da tabii bu arada Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk doğum günü için de niye 19 Mayıs olmasın demiş. O yüzden de önemli bir tarih. Biz de gençlik olarak ayrıca da tabii bu bayramı gençliğe armağan etmesi bizim açımızdan bu bayramı daha da özel kılıyor. Biz de gençlik olarak bu bayramı her bayramda olduğu gibi unutturmaya çalışanlara, kutlamamıza engel olmaya çalışanlara rağmen gençlik olarak büyük bir kitlesel yürüyüş düzenledik Ankara'da. Genel Başkanımız ve MYK üyelerimizin çağrısıyla bütün illerden Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri ve tüm gençliğe, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, çünkü bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bayramı değil. Bu ülke sadece evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değil. O yüzden aslında bütün gençliğin bu bayrama, atamıza ve tarihimize sahip çıkması gerekiyor. O yüzden biz bütün gençliğe bir çağrı yaptık ve Anıtkabir'i doldurduk, taşırdık. Anıtkabir'e sığmadık. Çok güzel bir 19 Mayıs geçirdik. Atamızı manevi huzurunda andık. Onun dışında Manisa'da da yine kalan arkadaşlarımız ve Anakademi'deki yöneticilerimizle yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle büyük bir yürüyüş düzenlendi. 19 Mayıs'ları ve resmi bayramları unutturmamaya devam edeceğiz. Onun dışında yine Gençlik Haftası kapsamında Alaşehir'de Gençlik Kolları Başkanımız Veli Kaya ve yönetiminin büyük uğraş ve çabalarıyla bir gençlik konseri düzenledik. Tolga Çandar bizlerleydi. Orada da çok yoğun bir katılım, çok güzel bir ilgi vardı. Onun öncesinde yine Şehzadeler Gençlik Kolları Başkanımız Özgür Arslan ve yönetiminin düzenlediği daha özel bir kutlama vardı. Onu da özel arkadaşlarımızla bir rehabilitasyon merkezinde genç arkadaşlarımızla şölen şeklinde yine kutladık. Gençlik haftasını şölenler, yürüyüşler ve anmalarla geçirdik. Bizim için çok güzel geçti. İnşallah bundan sonraki bütün resmi bayramlarımızda da bu şekilde coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Evet. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Öncelikle Manisa halkına iyi günler diliyorum. Ekranlara başında bizi izleyenlere. ETV ailesine de bu sabahı bize ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Biz 7 Şubat'ta göreve geldik genel merkez olarak. İlk çıkış amacımız gençlik kolları, gençlik örgütleri, politikaları daha çok bu zamana kadar profesyonelce yapıldı. Ama bizim göreve gelişimizle birlikte daha amatör ruhla, daha duygusal ruhla,
gençliğe inerek, üniversitedeki gençleri örgütleyerek, onlarla fikir alışverişinde bulunarak bir yola çıktık. Bunun süresince üniversite topluluklarıyla genel merkezimizde ağırladık, görüştük, fikir alışverişlerinde bulunduk. Tabii böyle önemli günlerde de tekrar birlikteliğimizi sağlamak için 19 Mayıs öncesinde de topluluklarla tekrar görüştük, Ankara'daki üniversitelerle. Ankara'dan güzel bir katılım sağlandı üniversitelerden. Beklediğimiz katılım sağlandı. Ülkece yani illerden de yaklaşık 5000-6000 civarında arkadaşımız otobüslerle Ankara'ya ulaştılar. Başta Güven Park'ta toplandık. Valiliğin izin vermediği ilk başta gecede, akşam valilik izin çıkmadı. Bütün CNN, diğer haberlerde izin vermediğini yayınladılar. Ondan sonra görüşmelerimiz olduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu direkt ben de katılacağım dedi. Ben de gençlerle başından sonuna kadar en önde yürüyeceğim dedi. Daha sonra tabii bu insanlara biraz daha güven verdi. Bomba bir anda unutuldu. Bomba uyarıları unutuldu. Daha sonra sabah olduğunda arkadaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı illerden. Kalabalık toplanmaya başladı. Genel Başkanımız kortejin önüne geçti. Ve biz daha sonra yürümeye başladık. İlk polisin saydığı, X-ray'den geçen, aramadan geçen sayısı 60 bin civarıydı yaklaşık olarak. Daha sonra bu kalabalık yolda gittikçe arttı. Ve Anıtkabir'in önünde gerçekten bir izdiham oldu. Genel Başkan'ın gelmesi toplumda güzel bir yankı uyandırdı. O da çok mutlu oldu. Sadece dedi ki ben dedi gençlerle yürüyeceğim. Önde gençler olacak. Ben onların ortasında olacağım. Ve hep birlikte atanın huzuruna çıkacağız dedi. Bu da bizi çok onurlandırdı. Ondan sonra Anıtkabir'e girdik. Yoğun bir kalabalık eşliğinde. Atamızın huzuruna çeliğini sunduk. Daha sonra kendisi ayrıldı. Bizler bu süreç boyunca diyoruz ya amatör ruhla, duygusal ruhla çalışacağız. Çünkü ayrılması gerekiyor. Anakademi siyaseti gençlik kollarına girdiğinde o gençlikteki duygu tamamen kaybolmuş oluyor. Tam onu soracaktım aslında. Hani amatör ruhla dediniz. Hani siyaset dendiğinde sanki daha tecrübeli kişiler akla geliyor. Ama siz amatör ve duygusallıktan bahsettiniz. Onun nedenini soracaktım. Şuna bahsetmek istiyorum. Gezi olayları yani Haziran direnişi apolitik gençliğin bir haykırmasıydı. Siyasi partilerde veya başka kitlesel örgütlerde kendilerini ayıran daha başka kendi düşüncelerinde yaşayan gençliğin ana kademelerin yani büyüklerin apolitik dedikleri gençler Haziran'da bir direniş sergilediler. Bu toplu bir direnişti. Biz de bu gezi direnişindeki zihniyeti, arkadaşları biraz daha siyasetten ayrı olarak birlikte toplamak istiyoruz. Yayın organlarımız var. Dergi çıkartıyoruz. Film yapıyoruz. Portal düzenleyeceğiz. Başka bir gelecek adı altında. Biz bu başka bir gelecek adı altındaki yayın organlarıyla birlikte siyasetten biraz daha uzak bir yapı oluşturacağız. Bu yapıda bütün gençler kendini bulacak, kendi fikirlerini sunacaklar bize. Bizler de onlara gerektiği yerlerde onların isteklerini yetkili organlara dile getireceğiz. Yani siyasete girmek istemeyen bir genç orada her türlü sorununu sunabilecek bize karşı. Bir nevi sanki hani siyasi parti gönüllüsü olması gerekmiyor. Kesinlikle. Yani farklı bir partiden de olabilir ama kesinlikle. O an rahatsız olduğu bir şeyi söyleyebilir. Paylaşım yani aslında Türkiye'de olması gereken bu değil mi? Yani her siyasi görüşten, şimdi herkesten aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsiniz. O zaman zaten çok fazla tadı kalmaz. Tabii şimdi diğer parti, her partinin topluluğu kendi içerisinde örgütlendiği sürece hiçbir sonuca varılmıyor. Ama eğer biri bir adım atıp ortak akıl toplandığı takdirde buradan güzel sonuçlar olabilir. Ne eğer bu ortak akılda bizimle birlikte bazı yerlere gelirse ne mutlu bize. Evet. Yani o anlamda çok şanslı hissederiz kendimizi. O zaman sizi tam anlamıyla böyle siyasetin içinde şey yapamıyorum şu an. Hani evet bir siyasi düşünce var. Kesinlikle. Ama asıl hedef sanki gençlerin sosyal, kültürel hayatlarına katkı sağlamak, onların sorunlarına çözüm arayışına kesinlikle girmek. Biz siyaset yapıyorsak kesinlikle bunu toplum için yapıyoruz. Toplumdaki genç
gençler için yapıyoruz, üniversitedeki gençler için yapıyoruz, çalışan gençler için yapıyoruz, işsiz gençler için yapıyoruz. Başka bir gelecek mümkün bizim sloganımızdı. 7 Şubat'ta kurultaydaki genel başkanımız Emre Yılmaz'ın sloganıydı. Başka bir gelecek mümkün. İşsiz bir gence başka bir gelecek mümkün. Üniversite gencine başka bir gelecek mümkün. Biz bu temelde ayrı ayrı, toplumun ayrı ayrı kesimdeki tabakalara bunu yaydığımız sürece hizmetimizi sunmuş olduğumuzu inanıyoruz. Evet. Sunmuş olduğumuza inanıyoruz. Siz bir şeyler eklemek ister misiniz? Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim YTV ailesine ve şahsınızda size teşekkür ederim. Cumhuriyet tarihimizin bazı özel günleri vardır. Bunların bir tanesi 10 Kasım'dır mesela, en üzüntü günümüzdür. 30 Ağustos'tur, bir zafer günüdür. Evet. Türk ordusunun kazandığı, düşman işgalinden kurtardığı zafer günüdür. 29 Ekim'dir, bir devrim günüdür. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu çok önemli bir tarihtir. Bir de 19 Mayıs'tır, direnişin başladığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir avuç arkadaşıyla Bandırma Vapuru'ndan Samsun'a çıktığı tarihtir 19 Mayıs. Ve hasta adam denilen Osmanlı Devleti'nin aslında onu hasta olarak niteleyen bütün devletlere kafa tuttuğu bir tarihtir. Anadolu halkının kafa tuttuğu, çıplak ayakla da olsa bu ülkeyi asla düşmana terk etmeyeceği, kendi kaderini kendinin belirleyeceği ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tarihidir 19 Mayıs. Dolayısıyla bu gerek Ankara Valiliği, gerek başka illerdeki emniyetler, valilikler, cumhurbaşkanlıkları hiç önemli değil. Kim yasaklamaya çalışırsa ağzının payını alır. Biz bunu Ankara'da gösterdik CHP gençliği olarak. Evet. Yani bu tarihler yasaklanamaz. Bu tarihler üzerinde yorum dahi yapılamaz. Bunlar bellidir. Yani hiç kimse bizim Cumhuriyet ilan edilişini kutlamamamızı beklemesin. Atatürk'ün doğum günüm olarak adlettiği bir günde CHP gençliği, yani partinin aslında basın açıklaması yapacak değildi. Tabii ki de Ankara'da, Türkiye'nin göbeğinde etkinliğini gerçekleştirecekti. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte şarkılar, türküler söyleyerek, marşlar söyleyerek Anıtkabir'e yürünecekti. Atamızın manevi huzuruna çıkılacaktı. Ve atamıza şükranlarımızı sunup onu anacaktık, bayramımızı kutlayacaktık. Yani şimdiden Ankara Valiliği veya diğer valilikler bilsin ki bir sonraki 19 Mayıs'ta böyle olacak. Yani evet, kimse engellemeye çalışmasın. Aksine daha çok reklamımız oluyor aslında. Bizim işimize geliyor yani. Bu beyhude çabalar, yani onlar bataklıkta çırpınırken bizim işimize geliyor yani, engelleyemeyen çabaları. İşimize geldiği için yani hiç boşu boşuna yapmasınlar. Biz CHP gençliği olarak atamızı layıkıyla anacağız. Evet. Sonucu ne olursa olsun bunun. Şimdi CHP gençlik kolları olarak bu tarz etkinlikleriniz var, biliyoruz. Yani işte çeşitli organizasyonlarla gündeme geliyorsunuz. Onun dışında ben yerelden örnek vermek istiyorum. Yerelde Manisa'da yaşanan gelişmeleri de takip ediyorsunuz. Bununla ilgili bazen basın açıklamalarınız oluyor, tepkinizi ortaya koyuyorsunuz. Son dönemde okullarda yaşanan sıkıntılar var. Şimdi gençlik denilince eğitim akla geliyor, okul akla geliyor. Bununla ilgili yaşanan sorun da okullarda imam hatipleştirilme çalışması iddiaları. İddia diyelim, biz bunun altını çizelim. Sanırım bu konuya siz de duyarsız değilsiniz. Evet, önümüzdeki günlerde bununla ilgili de zaten parti olarak da gençlik olarak da açıklamalarımız olacak. Ama öncelikle ben hani yine atamızın bir sözünden örnek vermek isteyeceğim. Bir gün ben bilimle ters düşersem lütfen siz bilimi seçin demiş. Burada Türkiye'de şu an maalesef bilim çok az üretiliyor. Çünkü tüm eğitim sistemi hallaç babuna dönmüş durumda. Herkes yarın sınav sistemi değişecek mi, eğitim sistemi değişecek mi, değişmeyecek mi, okulu imam hatibe dönecek mi, dönmeyecek mi? Herhangi bir netlik yok. Kimse yarının ne olacağını bilmiyor Türkiye'de. Gençliğin en büyük sıkıntılarından biri de bu. Maalesef gençlik deneme, yap boz gibi eğitim sistemi bozulan yapıda heba olup gidiyor. O yüzden de eğitim sisteminin bir an evvel düzeltilmesi ve imam hatiplerden ziyade bilim ve teknolojinin üretildiği okullar olması gerekiyor bizce. Ve yani tabii ki de imam hatip tarzı okullar da olabilir. Din adamlarının yetiştirildiği, ilahiyatçıların yetiştirildiği, imamların yetiştirildiği, asla buna karşı değiliz. Fakat hani Türkiye'deki imam hatip sayısına bakarsanız neredeyse her mahalleye 3-5 tane imam hatip mezunu düşecek. Yani hepsi imam olacak bu durumda. Bence Türkiye'nin bu kadar bir açığı yok zaten. O yüzden öncelikle biz bilim ve teknolojinin üretileceği, eğitim sisteminin
oturması gerekiyor. Ona binaen de imam hatipleştirmek yerine eğitim sistemini düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi Türkiye'de gerçekten yorucu bir eğitim sistemi var değil mi? Yani sürekli değişiyor az önce belirttiğiniz gibi. Çok farklı şeyler geliyor ve gidiyor, geliyor, gidiyor. Özellikle sınav sistemi gençleri çok yoruyor ve sanırım hemen hemen her gençte bir gelecek kaygısı var. Kesinlikle yani hep bir... Karamsar, böyle çok pozitif gence rastlamak çok zor. Yani herkes böyle iş kaygısı, gelecek kaygısı. Ya o kadar uzağa gitmeye bile gerek yok. Sınav sistemi çok değişkenlikler gösteriyor. Çok zorlu sınav sistemleri, işte ezberci eğitim falan. Ya öğrencilerimiz, gençlerimiz bunun üstesinden gelir de yani yeter ki soruları çalınmasın. Gelecek iş kaygısı olarak çok uzaklara gitmeyin. Adam yani bir ay sonra yapılacak sınavın soruları çalındı. Yani başkalarının elinde nasıl olsa onlar girecekler. İşte bu KPSS skandalında olduğu gibi onlar girip yapacaklar. Biz sıra gelirse biz de atanırız. Veya biz de üniversiteyi kazanırız derdinden. Evet. Yani iş kaygısından önce sınav sorularının güvenliğiyle ilgili kaygıları da var. Bir de şu konu var. Yani gençlere hep deniliyor büyüklerden. Apolitikler, asosyaller. Yani ilkokula başlayan bir çocuğun KPSS sürecine kadar yapacağı başka hiçbir şey yok ki ders çalışmaktan başka. ÖSS'ye giriyor. Yani YGS'ye, LYS'ye giriyor. Bu süreç içerisinde sadece okula gidiyor. Okullar tam gün. Akşam ders çalışmak zorunda. Hafta sonu etüt merkezleri var. Özel dersleri var. Bunları yapmak zorunda. Çocuk kendine bir zaman ayıramıyor ki. Üniversiteye geçiyor. Vizesi, finalidir. Yaz okuludur. Direkt bir yılını bağlıyor. Oradan çıkıyor. Yine bir garantisi yok. Diyor ki sistem. Sen üniversite okudun 4 yıl, 5 yıl ama sen bana yeterli değilsin diyor. Eğer sen iktisadi idari bilimler okuduysan, devlette çalışmak istiyorsan KPSS'ye gireceksin diyor. Benim sana verdiğim 5 yıllık eğitimi ben şüphe duyuyorum diyor. Yani böyle bir tezatlık var mı? Benim sana verdiğim eğitimden ben şüphe duyuyorum, seni bir daha deniyorum. Bu sefer ne oluyor? 22-23 yaşında mezun olan biri belki 2 yılda kazanamadığı KPSS ile 25-26 yaşına geliyor. Evet, öyle oluyor zaten. Yani bu süreçte hayatının... Yani 70 yıl yaşayacağını veya 75 yıl yaşayacağını düşünürsek hayatının belli bir bölümü, en verimli bölümü bu şekilde ders çalışarak geçirmiş oluyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de böyle yani alelade bir ortaokul açar gibi her ile üniversite açılıyor. Yetmiyor. 2-3, 4-5. İllerde üniversite çok bir planlama yok. Yani iktisadi idari bilimlerde bu sene şu kadar muhasebe bölümünden, işte mali müşavirlikten şu kadar mezun olur. İşte öğretmenlikten şu kadar mezun olur. Türkiye'nin açığı da işte zaten aşağı yukarı o kadar karşılıyor. Dokunmayalım diye bir şey yok yani. Her üniversiteye açıyorlar. Hepsinden on binlerce kişi mezun oluyor. Ülkenin açığı var. Atamayısını yapmıyorsun sırf maaş vermemek için. Yani ücretli öğretmenliğe yönlendiriyorsun öğretmenleri. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi atanamayan öğretmenler. Onun haricinde açığı olmayan yerlerde de binlerce, on binlerce mezun var. Bunları seçmek için de işte KPSS falan bu tip sınavlarla insanları bir daha bir yarışa sokuyorlar. Yani bu yani mantıklı bir sistem değil. Yani ülkenin ilk önce bir eğitim konusundaki kontenjanları bir değiştirilmesi lazım. Ülkede her yıl binlerce hukukçu mezun oluyor. Ne iş yapıyorlar? Ancak icra davaları. Yani barodan dava gelirse. Çünkü ne kadar ihtiyaç vardır, ne kadar şey vardır belli değil. Yani herkes işte imam hatiplere yönlendiriliyor. Devlet kadrolarının büyük bir kısmı iç kadrodan kaydırılıyor. İmam hatiplerden kaydırılıyor yani. Hepsi bir şekilde polislik yapıyor. Yani biraz önce de bahsettiğiniz konular yani ülkenin imam açığı varsa, din görevlisi açığı varsa imam hatipler açılmalıdır. Zaten imam hatipleri açan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama yani ülkenin benim gözümde şu an öyle bir açık yok. Yani hiçbir cami imamsız duymadım ben. Yani öğretmensiz çok okul duydum da. Doktorsuz çok hastanemiz var da yani imamsız camimiz yok. O da bir tezatlık değil mi? Şimdi öğretmensiz okul ama öğretmen atanamayan öğretmen sayısı. Evet. Bir de böyle bir durum var. Yani imam açığımız ve yani din görevlisi açığımız varsa imam hatip açılsın. Ama bu böyle rovanş duygularıyla, bu böyle meydan okurcasına yapılmaması lazım. Bahsi geçen okullardan bir tanesi Manisa Lisesi. Manisa'nın göz bebeği bir okul, kült bir okul. Herkesin bildiğiyle... Bir arkadaşınız okumuştur ya siz okumuşsunuzdur orada. Yani Manisa'nın yarısından fazlasının orada bir hatırası, bir bağlılığı vardır. Şimdi bu okulun imam hatibe dönüştürülmesine ne gerek var? Manisa'da başka marka bir okul mu inşa edilmiyor? Marka olmuş artık değil mi? Yani Manisa'nın marka okulu.
kesinlikle. Evet. Yani kesinlikle. Yani bu okulun İmam Hatip'e dönüştürülmesine gerek yok. Bu okul bu var olduğu şekilde devam etsin. Bu artık yani bir tarihtir. Nasıl İstanbul'da Mektebi Sultani'den gelen bir Galatasaray Lisesi tarihi var. İzmir'de keza kolejlerin tarihleri vardır böyle. Uzunca yıllarla oluşmuş bir şeydir bu. Bunların gelenekleri vardır. Manisa Lisesi'nin her sene pilav günü düzenlenir. Mezunları buluşur. Çok ünlü mezunları vardır. Yani bu tarihi silmek için işte İmam Hatip yapalım biz orayı. Yani İmam Hatip'i gözüne sokalım bütün Manisa halkının. Ya böyle değil yani, bir başka yerde de İmam Hatip açılabilir. Yeni bir okul İmam Hatip yapılabilir. İlla bir okulun dönüştürülmesine gerek yok. Şu an orada okuyan öğrencilerin durumu ne olacak peki İmam Hatip'e dönüşünce? Yani onların durumu daha vahim. Bu sefer yeterli iş imkanı sağlayabilecekler mi? Önce onun güvencesini vermek zorundalar. Ya bu okullarla ilgili, eğitim sistemiyle ilgili diğer bir tezat. Okulları Milli Eğitim mi yönetecek, üniversiteleri YÖK mü yönetecek, yoksa içinde okuyanlar mı yönetecek? Kesinlikle. Kararlarını kendileri mi verecekler? Yani okul müdürüne soruyor musunuz? İçindeki öğrencilerin velilerine soruyor musunuz, okul aile birliğine? Üniversitelerde fikir kulüplerine, topluluklarına, öğrenci temsilciliklerine soruyor musunuz bir şey yaparken? Hayır. Bir yazı geliyor, İmam Hatip'e dönüştürülmüştür. Herkes başının çaresine baksın. Böyle olmaz yani, orada karar verme merciğine orada o sizin hizmet verdiğiniz insanları da dahil etmeniz gerekiyor. Dahil etmezseniz, evet, işte göreceğiz şimdi Manisa'da İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülmeye çalışılacak Manisa Lisesi. Nasıl büyük sorunlar çıkacak, Manisa'da ne gibi, başta gençlik konularımız olmak üzere nasıl güzel etkinlikler yapacak? Bazı sendikalar özellikle bu konuya çok sert karşı çıkıyor. Ama yani işte dediğim gibi Manisa Lisesi'nin zaten okul aile birliği, öğrencileri, yönetim kademesiyle konuşulursa zaten İmam Hatip hayalinden vazgeçilir. Yani Manisa Lisesi, Manisa Lisesi olarak kalsın. Ama İmam Hatip gerekiyorsa... Gerekirse Yunus Emre Belediyesi başka bir arazi tahsis edebilir. Şehzadeler Belediyesi arazi tahsis edebilir. Yani buralarda İmam Hatip açılabilir. Yani kimse İmam Hatip'in açılmasına, din görevlisinin yetişmesine karşı değil. Ama yani işte böyle mezun okumasına karşı. O okuldan çıkacak arkadaşımızın, genç arkadaşımızın iş garantisi olduğu sürece olacaksa mümkün. İmam Hatip'lerin iş garantisi çok... Onun sözünün esinler. İmam Hatip'lerin çok güzel. Burada bir gönderme sezimledim. Yani evet, şimdi iş bulmak ayrı bir sorun. İş bulduğunuzda karşılığını almanız ayrı bir sorun, bir problem. Üniversite mezunu artık çok. Yani gerçekten hani böyle büyüklerin lafı oldu. Tabii. Sanki bu, hani onlar öyle söylüyorlar. Bizim zamanımızda hani bu kadar üniversite mezunu yoktu. Şimdi hemen hemen herkes... Üniversite mezunu ama üniversite mezunlarının aldığı maaş da asgari ücret. Tabii. Ve yani şu var, artık yüksek lisans okumak zorundasınız. Ben yüksek lisans okuyorum, başkanım yüksek lisans okuyor. Yani üniversite de yetmiyor artık bazı yerlerde. Yüksek lisans olması gerekiyor, doktor olması gerekiyor. Yani bunlardan sonra nereye kadar nereye varır onu daha kestiremiyorum. Fark yaratabilmek için artık daha da üstlerini okumak gerekiyor. Bunlar da tabii yani... Çaba gerektiriyor. Kaç yaşına kadar okuyacaksın? Maddiyat gerektiriyor. Muhakkak. Kesinlikle. Yani şu anda üniversite mezunu olan bir arkadaşımız, ODTÜ'den mezun olan düz bir arkadaşımız belki iş bulamaz ama orta seviyeli bir üniversiteden mezun olan bir arkadaşımız kendine İngilizcesini öğrenmiş, yanına iki dil eklemiş. Evet. Yani bu arkadaşlar, ama bunun süresi de tamamen maddiyat ve ailenin biraz daha... imkanlarının daha iyi olmasından kaynaklı. Gençliği. Yani herkesin o şansı elde edebileceğini düşünmüyoruz yani. Evet. O yüzden sıkıntılar büyük. Herkes edemeyecek kesin zaten. Yani şimdi eğitimde her zaman eşitliği savunuyoruz hepimiz. Yani kime sorarsanız herkes aynı şeyi savunacaktır. Ama şu an maalesef eşitlik yok. Kesinlikle. Benim hani çok karşı olduğum şeylerden bir tanesi de paralı eğitimdir. Yani ben eğitimime milyarlar harcamak zorunda değilim. Devlet bana bunu vermek zorunda. Sağlığı da vermek zorunda. Ama... Sorsanız veriyorlar yani, harçları kaldırdık diyorlar da yani harç eğitim masraflarının en küçüğü. Yani bunun barınması var, yemesi, içmesi, kitabı, defteri, ulaşımı. Başka şehirlerde okuyoruz, bunun ev kirası yani. Harcı kaldırınca eğitim masrafsız olmuyor yani maalesef. Varsa öyle ücretsiz, benim cebimden eğitim için hiç para çıkmıyor diyen varsa helal olsun yani gerçekten. Okumaya devam etsin okuyabildiği süre boyunca da. Böyle bir şey yok yani, devlet yurt yapması lazım ilk önce bu çocuklara. Devlet yurdu yapması lazım. Özel yurtlarda bir patlama yaşanıyor. Bunun sebebi devlet yurdunun olmaması değil aslında yalnızca. Devlet yurtlarının inanılmaz kötü koşullarda olması. Yani odalarda...
fazla sayıda insan kalıyor. Ortak kullanım alanı inanılmaz fazla. Yani banyosu, tuvaletiydi, kişisel bakım alanıydı. Yani ortak kullanım alanları. Öğrenciler özel yurtlara gitmek zorunda kalıyor mecburen. Ateş pahası özel yurtlar. Yani eğitim ücretsiz olmalı. Bu açıdan ücretsiz olmalı. Bunun haricinde yani mesela bir ODTÜ'den makine mühendisliğinden mezun birisi, yani bir mühendislikten mezun birisi makine mühendisi diploması alıyor. Ama aynı şeyi özel okulda bilmem nereye Recep Tayyip Erdoğan'laştı, ismini bile hatırlayamadığımız birçok özel okuldan birine parasını veriyorsun, gidip oradan da o diplomayı alabiliyorsun. Hiç yani sınavda barajı geçmen yeterli. Şimdi ikisi de makine mühendisi. Birisi gidip iş bulabilir ODTÜ'deki kendi bilgisiyle, güvenle. Diğeri iş bulamıyor. Ya bu sefer üniversiteler niteliksiz olduğu ortaya çıkıyor. Üniversitelerimiz nitelikli eğitim veremiyorlar. İşte geçenlerde açıklandı da önceden hep bir iki tane falan sokuyorduk dünyanın en iyi 100 üniversitesi, 200 üniversitesini. Bu dönem hiç yakınına bile yaklaşmadı. Aynen öyle. Evet. Çünkü ODTÜ'ye gibi mesela sizin hep bu listelere giren üniversitenize iktidarın bakış açısı, ya bunlar kızlı erkekli orada. Yok sürekli devrim mevrim, yani bu açıdan bakıyor. Bunlar muhalif, solcu bunlar. Ya anla, ya bize ne solcuymuş, sağcıymış? Bilim üretiliyor mu? Üretiliyor. Öğrenciler orada iyi imkanlarda okuyabiliyor mu? Okuyor. Destekleyin o zaman. Bunlara takılı kaldığımız için belki de gerideyiz. Kesinlikle. Yani zaman kaybediyoruz biz bu konularda. Siz eğitimin niteliği değil, eğitimci bizden mi değil mi? Okulun öğrencileri bizim görüşe mi ağırlıklı değilse hemen bizim görüşe ağırlıklı olsun hemen oraya. Aslında gençlerin bu derece apolitik olmasının sebebi de bu. Çünkü şu an hani taraf olmayan bertaraf olur anlayışı var. Ve sınavlarla, işler, iş korkusuyla üniversiteye girişte sürekli bir tehdit altında gençler. O yüzden de maalesef siyasetten uzak durmak durumunda kalıyorlar. Evet. Yani siyasete dayatıyoruz gençlere daha doğrusu. biz üniversiteye gideceğiz diyoruz, üniversite topluluklarıyla görüşeceğiz diyoruz ama onlara biz bir dayatmada bulunmayacağız. Onlar sadece kendi görüşlerini ifade edecekler. Ama Erdem'in dediği gibi eğer dayatıldığı takdirde bu gençler direkt kendilerini çekiyorlar. Evlerinde, işte kafelerde arkadaşlarıyla takılarak okulunu bitirip kendi memleketlerine dönüp işsiz, işsiz atıyor oluyor. Yeni işsizler. İşsizler olarak. Evet. Peki. Şimdi aslında konuşulacak çok şey var da hani tabii canlı yayındayız ve tabii bir televizyon kanalıyız ve tarafsız olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kadar yeterli sanırım. Çok keyifli sohbet. Gerçekten çok keyif aldım. Kesinlikle. Yani daha böyle coşkulu açık açık konuşmak isterdim ama pek çok şeyi aslında dile getirmeye çalıştık. Evet. Son olarak neler eklemek istiyorsunuz? Başkanından başlayalım. Başkanından başlayalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak yaşanılabilir bir ülke, mutlu bir Türkiye için gençlikten başka çare yok diyoruz. O yüzden de gençlik siyasetine devam ediyoruz ve üniversitedeki, lisedeki gençlerimize dokunmaya devam edeceğiz. Bilime, insana, doğaya dokunmaya devam edeceğiz. Anlayışımız bu. Bu anlayışla da hem Manisa'da hem de Türkiye'de yaşanılabilir bir ülkeyi, yaşanılabilir bir ili kurma çabamız devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Buyurun. Ben de son olarak biz başka bir geleceği kuracağız. Başka bir geleceği arkadaşlarımıza ümit ediyoruz. Gelsinler, onlarla oturalım, konuşalım. Bizler üniversiteye gideceğiz. Her üniversiteye girmeye çalışıyoruz. Oturacağız. Başka bir geleceği bizim söylemlerimizle değil, onlarla birlikte kuracağız. Çağrılarımıza kulak vermelerini istiyoruz. Bu kadar. Evet. Aynen. Son olarak siz neler ekleyeceksiniz? Ben çok umutluyum. Umudumun sebebi yanımda bulunan arkadaşlarım. Yani çok olumsuzluktan bahsettik de bu olumsuzluklar yani bizim irademizin karşısında hiçbir geçerlilik gösteremezler. Biz iradeli, kararlı gençleriz. Ya bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını tahsis etmek için elinizden geleni, her şeyi yapacak olan gençleriz. Umutluyum çünkü sıra dışı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artık alışılmış siyasi kalıplardan çıkmaya çalışıyoruz. Mesela gençlik kollarımızla birlikte, siz gazetecisiniz, daha iyi Manisa gündemini takip ediyorsunuzdur uzun yıllardır. Mesela 1 Mayıs'ta işçi duraklarında simit, ayran, kahvaltımızı paylaştık işçilerle. Sabahın 7.30'unda, 8'inde. Yetinmedik. Küçük Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde o çalışan arkadaşlarımızla 1 Mayıs'ta gittik. 1 Mayıs'ta onlara da simidimizi, ayranımızı ikram ettik, sohbetimizi ettik. Yani bu çok sıra dışı bir şeydir. Manisa'da
görünmemiş bir şeydir. Bunun görünmemişi hem bu etkinlik açısından hem de medyaya hiç haber vermedik biz bunu yaparken. Biz öyle o görgüsü, yani sahilin verdiğini sonra görmez diye şey yaparız. Evet. Biz arkadaşlarımızla sohbet etmeye gidip kahvaltımızı paylaştıysak amacımız odur. Öyle yapıyorlar çünkü. Kömür torbaları kucaklarda vatandaşa gidiyorlar. Verirken fotoğraf çektiriyorlar. Öyle olması gerekiyor. Verirken fotoğraf çektiriyorlar falan. Bu yani insanları hoş bir görüntü olmuyor. Yani 1 Mayıs'ta işçinin yanında bir gençlik vardı Manisa'da. Anneler gününde çok üzülerek belirtmek isteriz. İşte bu son günlerde çok şehidimiz var artık. Yani son bir yıldır ülke savaş alanı. Ve Manisa'ya da bunun acısı şiddetle yansıyor. Yani Manisa'dan da ne yazık ki evet. Ne yazık ki birçok şehit verdik. Yine gençlik kollarımız, ilçe gençlik kolları ile birlikte gittiler. Şehit ailelerini anneler gününde ziyaret ettiler. Yani bir evladınızı kaybettiniz, toprağa verdiniz bu vatan için ama bizler de sizin evlatlarınız dediler. Yani bizleri de evladınız olarak görün. Her zaman yanınızdayız dediler. Yani çok duygusal anlar yaşanmış. Ben gidememiştim de Gülşah Başkanımız bahsetti. Çok duygusal anlar yaşanmış. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yöndeki çabasını takdir etmişler. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanımızda olduğunu hissetmek güzel demişler. Bu tip sıra dışı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Keza mesela bu çok şey değildir de kültür ilk etkinlik kültür sitesi Nale Salonu'nda yapıldı gençlik kollarıyla. Uğur Dündar'la Halk Aranası yaptık. Evet, Manisa tarihinin gördüğü en kalabalık kültür sitesi Nale Salonu'nda etkinlikti. Kapalı spor etkinlikti, kapalı salon etkinliğiydi. Yani müthiş bir şeydi. Sıra dışı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Gençler sosyal medya vasıtasıyla, sizin kameralarınız vasıtasıyla, yazılı basın vasıtasıyla bizi takip ediyorlardır. Ulaşıyoruz onlara bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz hepsini. Burada kendilerini istedikleri gibi ifade edebilirler. Bütün görüşlerini bildirebilirler. El birliğiyle güzel bir ülke, başka bir gelecek inşa edeceğiz inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz sizlerle katıldığınız için. Çok sağ olun. Değerli ETV izleyicileri, Herkes Bunu Konuşuyor'un sonuna geldik. Yarın sabah biz yine ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.